28 Şubat'a dair ne söylersiniz? Şimdi meseleyi mesela kişiler üzerinden ele aldığımızda yapmamız gereken nedir? Ya 5-10 tane satılmış vatan haini ve İsrail ile Amerika ile işbirliği yapmış bir generali konuşacağız. Kurumlar üzerinden aldığımız zaman işte vesayetçi orduyu konuşacağız ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet edilmiş vesayetçi şeyi konuşacağız, sivil bürokrasiyi konuşacağız. Evet. Medya üzerinden ele aldığımız zaman yani kökünün kime bağlı olduğunu şey yapmadan bazı kurumları konuşacağız ya da vesayetçi iş çevrelerini ele aldığımız zaman işte daha çok şey için çalışan onun işte ekonomisini arkadan destekleyen Avrupa devletleri ve Amerika'daki güç odaklarını konuşacağız. Ama ben meselenin daha derin olduğunu düşünüyorum. Yani 60 ihtilalinde biliyorsunuz biz anayasa çalışırken bu anayasa değişikliği ya da işte başkanlık sistemi çalışırken çok önemli tartışmalar oldu arkadaşlar arasında. 60 ihtilalinde anayasa yapılırken ihtilal sonrası biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dünya sahnesine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çıktı ve NATO ile biraz Avrupa ülkelerini şekillendirdi. Evet. Almanya, İtalya, Japonya anayasaları mağlup ülkeler kategorisinde şekillendirildi ve bu ülkelerin anayasaları zaten orduları yoktu ama bir türlü Amerika Birleşik Devletleri'ne vesayetle bağlandı. Yani bugün bir bağımsız Japonya'dan bahsedemiyoruz, bağımsız Almanya'dan. İşte şeyde de İtalya'da da Gladio meselesi ortaya çıktı. Aslında özellikle de bizim solcuların, zaten bu solcuların bugüne kadar kainatta neyi anlayıp anlamadıklarını ben hala anlayamadım. Yani onun özgürlük anayasası, hürriyet anayasası şeklinde bir şeyleri var ya, atış anayasasını tanımladıkları. Aslında bir gün kazara kurmuş oldukları vesayetçi sistem, Anadolu insanının eline geçer düşüncesiyle 60 ihtilalini vesayetçi anayasa olarak belirlediler. Vesayet kısmını büyük oranda askeri bürokrasiye, aslında sivil bürokrasinin yönetimini ve emniyetini de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağladılar. Hatırlayın, Cumhuriyet Halk Partiler şöyle derdi. Yani bizim iktidar olmamıza gerek yoktur. Ordu zaten bizde, yargı bizde. İşte hatta şöyle bir denklem vardı. İşte Yargıtay'dan, Sayıştay'dan, şuradan da Anayasa Mahkemesi'nden bu zincirin, bu şey zincirinin, DNA ve RNA zincirinin 100 yılda bozulmayacağını düşünüyorlardı. Niye? Belli illerden adamlar geliyor, belli kademelerde yükseliyorlar. Bir yerden bir yere geçiş yapılıyor. Dolayısıyla bu şeklin, bu oluşturulmuş vesayetin, sivil vesayetin de kıyamete kadar süreceğini düşünüyorlardı. Şimdi toplumda değişen neydi? Özal döneminde bu toplum, Türk toplumu Anadolu'dan büyük kentlere göçme fırsatı yakaladı. Aynı zamanda Osmanlı'nın şeyinden beri İttihat-ı İslam'dan ve 70 sonrası gelişen Erbakan Hoca'nın kademe kademe yükselmesini de beraber ele alacak olursak, Anadolu'dan kente göçme fırsatı ve zenginlik fırsatı yakalayan insanlar Refah Partisi örgütledi. Hı hı. Kademe 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 aslında vesayet iktidarı halk iktidarıyla rol değiştirme ihtimali buldu. Riski neredeydi? Yani bugün iktidarı birisine verip geri alabilirler. Daha önceden olduğu gibi. Ya yani DYP'ye ver geri al, ANAP'a ver geri al. Fakat işin başındaki, temsildeki Necmettin Erbakan Hoca askerin silah üretimindeki ve silah sanayindeki zaafını biliyordu. Rakiplerin gücünü biliyordu. Bizim asıl meselemizin yurt içinde değil de işte Suriye'de karşılaştığımız gibi, Azerbaycan'da karşılaştığımız, Libya'da karşılaştığımız gibi dışarıdaki düşmanlarla olduğunu biliyordu. Dolayısıyla böyle bir ülke hayal ediyordu. Şöyle düşünün, bir başbakan göreve geliyor, ülke %10 büyümeye başlıyor. Savunma sanayi, Erbakan Hoca'nın birinci başdanışmanı şeydi, Sedat Çelik Doğan, savunma sanayinden sorumlu başdanışmandı ve çok yetkin bir isimdi. O günlerde ordudan bir briefing almışlar, eldeki envanteri ve ordunun pozisyonunu anlatmışlar. Bir de Sedat Bey bir sunum yapmış. Yani düşünün ki, yani Sedat Bey'in şey yaptığı sunum, işte bugün AK Parti'nin uyguladığı çerçevede bir vizyon. O gün de işte falan general şu kadar rüşvet aldı, Amerika'dan şu silahı aldı, filan general şu rüşvet aldı, şu silahı aldı. Dolayısıyla aslında yeni bir Türkiye'nin kurulma ihtimaline karşılık, peki arada ne var? Şey var, TÜSİAD raporu var. TÜSİAD raporu şöyle diyor: eğer bu imhatipler böyle açık kalırsa, özet yani 170 sayfalık raporun özeti, evet, şu: İmhatipler açık kalırsa, Refah Partisi kapatılmazsa,
bu adımlara müdahale edilmezse... İş dünyasındaki gelişim böyle devam eder. Tabii bunlar devam ederse önümüzdeki 10 yılda oy oranları %65'e çıkacak. Ve bir daha bunlar iktidardan gitmeyecekler. Bir de arkasında bir de şeriat var tabii. Ya şeriat isteyene de hala rastlamadım da. Bir de arkasından şeriat gelecek. Yani bütün bunlarda. Evet. Peki burada şey kim? Bir ittifak... de şey var ya, Zorla Çarşıfa Sokulu'na. Daha geçtiğimiz günlerde tabii, Ayşe Kulli'nin açıklama yaptı ya, işte Zorla Çarşıfa Sokulacak olsam da falan filan tabii, diye. Tabii hala yani Lolo kendi girmek istiyorsa yani girsin yani. Şimdi burada müttefikler kim? Bir, bizim bu vatanperver, milliyetçi dediğimiz bazı askeri unsurlar. İki, FETÖ'cü askerler ve bazı siviller. Üçüncüsü, dünya sistemi adına Türkiye'de bu vesayeti örgütleyen iş adamları. Hı hı. Bir de medya ilk kez o dönemde, yani daha doğrusu özgür medya, sivil medya ortaya çıkmıştı. Ve Türkiye'de hukuku da oluşmadı, kontrolsüz medya. Ve galiba Türkiye'de medyanın bir siyasi dönüşümü en çok etkiledi de 28 Şubat süreciydi. Peki bütün bu hainliklerin, yani şöyle düşünün, ben orada şey askerlik yaparken sormuştum. 5 tane general karar verse darbe yapmaya, bunu engelleyen bir güç var mıdır? Komuta kademesi karar verdiyse engellenemez. Peki bu 5 kişinin vatan haini olmadığını nereden bilelim? Ya ben gerçekten FETÖ darbecilerine hangi sıfatları yakıştırıyorsak aynısını birebir 28 Şubat darbecilerine yakıştırabiliriz. Tahribatları aynıydı. Zihniyetleri aynıydı ve bağlı oldukları şebeke aynıydı. Aynı şebekeye bağladılar, aynı işi yapıyorlar, aynı pisliği yaptılar ve hıyanet vataniyeden hepsinin yargılanması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.